lisede zincir vururlar mı dedi. Vururlar mı oğlum dedim. Biz kitap yazdık dedi. Vurdular. Şan Tiyatrosu'nda konserler vermişim. Yanmış, yok, yakılmış. Atatürk Kültür Merkezi'nde konserler vermişim. Yok, çöküyor. Rumeli Hisarı'nda konserler vermişim. İşte mescit yapmışlar, kapatmışlar. Orası yok. Sözcükler yasaktı 2. Abdülhamit döneminde. Örneğin burun sözcüğü yasaktı. Neden? 2. Abdülhamit'in bir burnu var, çok çirkin. Sağcı solcu pek çok iktidar hiçbir şekilde bizi engellemedi. Kenan Evren dönemi dahil bize o ödeneği verdiler. Ama bu gezi olaylarından sonra ilk defa olarak ödeneğimiz kesildi. Bir insan fikirlerini söylüyor diye işine son verilir mi o insanın? Orada sadece benim hakkım yok ki. O aldığım 3 kuruş parada benim çocuklarımın da hakkı var. İnsanlar, mesela bir kurban gibi kendini korkmadan feda edebilecek insanlar istiyorum. Adanmanın en yüksek hali değil mi bu? Bana adanmanı istiyorum veya karşımdaysan yok olup gitmeni. En son 2014 yılında Kültür Bakanı Fazıl Say'ın bütün eserlerini, orkestraların tüm programlarından, bütün Türkiye'deki orkestralarından kaldırdı emirle. Yani bu kaldırılan eserler senfoniler, sözleri bile yok. Elbette korkuyorum. Herkes gibi ben de korkuyorum. Bir mafya lideri çıkıp kanınızda banyo yapacağız diyor. Ya nasıl korkmazsınız? Ama diğer yandan korkuyorum fakat eğer ben susarsam biliyorum ki çocuklarım, torunlarım, onların çocukları çok daha kötü bir gelecekle karşılaşacaklar. Bütün kanallara isimlerimiz gitmiş meğer, yetmemiş. Belediyelere de bu kara listede ismi olan insanlar sunulmuş. Ne yapalım? Türkiye burası.